Bir alanda uzmanlaşmaya çalışırken en önemli sorunlardan bir tanesi öğrenme yolunu belirlemektir. Ve genel olarak da bu işte yeni olan arkadaşların haliyle herhangi bir teknolojide uzmanlaşma tecrübesi daha az olduğu için onların biraz daha disiplinli bir listeye ihtiyacı oluyor. Ne yapmalıyım, neyi yapmamalıyım gibi. Ya da X alanda uzmanlaşmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağım? Maksimum faydayı nasıl sağlarım? Gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Burada da bunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında açıklamaya çalışacağım. Öncelikle teknoloji tembelliğinden kurtulmak gerekiyor. Buradaki tembellikten kastım şu. Hiçbir programlama dili, hiçbir teknoloji, yani uzmanım diyebileceğiniz değerdeki bir teknoloji kolay öğrenilmez. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu bir kursta öğrenemezsiniz. Bunu bir kitapta da öğrenemezsiniz. Bunu bir ay içerisinde de öğrenemezsiniz. Bunun için zaman gerekir ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. Bu özellikle en temel anlamda söylemem gereken bir durum. Ve genel bir diğer yanlış kanı da şu. Hiçbir teknoloji bir videoyu ya da bir kursu izleyerek öğrenilmez. Ya da ben bir kitap aldım, o kitapta çok iyi anlatıyordu. Hepsini de okudum, öğrendim diyerek olmaz. Bunu mesela bir yazılımı öğrenmek için, yazılım teknolojisini öğrenmek için onunla uğraşmanız gerekiyor. Biz buna ellerini kirletmek diyoruz teknik tabirle. Ellerini kirletmen lazım. O kitapta bahsedilen her şeyi hem okuyup hem de uyguladığın zaman, uyguladıktan sonra da kendi düşüncenle o kodları değiştirip farklı düşünceler katarak yazdığın zaman öğrenmek için bir adım atmış oluyorsun. Aksi halde teorik bilgidir. Onları hatırlamayacaksın da zaten. Öğrendim de diyemezsin çünkü kullanamazsın. Kullanamadığın bir şeyi öğrenmemişsindir. İzleyerek de aynı şekilde biz bu video kursları sadece ben değil birçok profesyonel arkadaş video kursları hazırlıyor hem YouTube hem farklı platformlarda. Bunları hazırlarken zaten mevcut bir tecrübemiz var. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık farklı alanlarda da tecrübeler var. Bunlarla birlikte bir hazırlık dönemi daha geçiriyoruz. O hazırlık döneminde bir müfredat çıkartılıyor. İçerikler oluşturuluyor vesaire planlı bir şekilde hazırlanmış, tecrübeyle yoğrulmuş bir çalışmadan bahsediyoruz burada. Zaten bilerek bunlar anlatılıyor ve siz sadece izleme modundayken bunları öğrenmeniz, böyle bir şey düşünmeniz mümkün değil. Bu nedenle izlediğiniz şeyi de ister YouTube olsun ister herhangi bir ortam olsun bunları uygulamak zorundasınız öğrenmek için. Ve uyguladığınız bir şeyi değiştirerek tekrar uygulamanız gerekiyor. Yani eğitmen bir değişken tanımladıysa, bir şey yaptıysa sizin o değişim adı da dahil, yaptığı iş de dahil değiştirip kendi bakış açınızla farklı bir şekilde uygulayarak bunu tekrar yazmanız gerekiyor. Bilgi kaynakları da diğer bir sıkıntı. Günümüzde internette çok fazla kaynak var. Bu bir video kurs, bir kitap olabilir, makale olabilir vesaire herhangi bir şey olabilir. Bu bilgi kaynaklarının öncelikle kendinize kaliteli diyebileceğiniz referanslı kaynakları edinmeniz gerekiyor. Öncelikle şunu söylemeliyim. Herhangi bir programlama ya da öğrendiğiniz alan neyse o alanda tecrübesi olmayan birisinden eğitim alıyor olmanız bu sizin hatanızdır. O eğitimi hazırlayan kişinin değil. Çünkü sizin herhangi bir eğitim almadan önce o eğitimi hazırlayan kişiyi araştırmanız gerekiyor. Bu bir akademi eğitiminde de olabilir, bir üniversitede de olabilir, bir kitap ya da bir video kursta da olabilir. Genel olarak konuşuyorum. Eğitmeni araştırmanız ve onun o alandaki tecrübesini biliyor olmanız gerekiyor. Şu ana kadar gördüğüm temel sıkıntı bu aslında. Yanlış bir kaynaktan
doğru bilgi elde etmeye çalışmak gibi bir durum söz konusu. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü size o bilgiyi ulaştıran kişi de tecrübeli değil mesela o alanda. Haliyle bu bilgiye güvenemezsiniz. Ve riskleri de minimize etmek için kaynaklarınızı çeşitlendirmeniz gerekiyor. Burada genel olarak şöyle bir tavır var. Son yıllarda özellikle bir kurs aldım, şu teknoloji öğrendim. Böyle bir şey imkansız bir şey. Böyle bir şey yapılamaz, mümkün değil. Yani 10-15 yıllık tecrübelerden sonra da biz sürekli yeni kurslar alıyoruz. Yeni çıkan ilgi alanımızdaki yeni çıkan yerli yabancı kursları ya da kitapları alıyoruz ya da bazılarımız çok ciddi bedeller ödeyerek o eğitimi bir danışmanlık olarak alabiliyor mesela. Sırf o bilgiye daha hızlı ulaşmak için, o ileri seviye bilgiye daha hızlı ulaşmak için tahmin edemeyeceğiniz ücretler ödenip bu eğitimler alınıyor. Ve her gün bunları yapıyoruz. Yeni başlarken ben bir kurstan, bir kitaptan, bir makaleden bir şey öğrendim ve bu işi biliyorum diyebiliyor olmak sizi doğru bir yola götürmez. Araştırmacı olmak bu işin temel kuralıdır. Araştırmacı olmak da yazılımcı olmak aslında temel prensipler de aynı şeyler. Bir yazılımcı araştırmacı olmak zorundadır. Aksi halde ne öğrenebilir ne de proje geliştirebilir. Araştırmacı olmak da sabır gerektiriyor ve sizin bu alanlarda ciddi zaman harcamanız anlamına geliyor. Belli bir zamanı doldurmadan olgunlaşamazsınız. Burada 10 bin saat kuralından bahsetmeyeceğim. Ama ciddi bir zaman harcayıp o alanda kod yazıyor ve ellerinizi kirletiyor olmanız gerekiyor ve sürekli okuyor olmanız lazım. Bu araştırmadan kastım bu. Ve gene çok sık rastladığım sıkıntılardan bir tanesi de burada özellikle belirttim. Önce araştır, sonra sor. Çünkü yazılımda hatasız kod yazamazsınız. Bu profesyoneller için de geçerli. Biz de sürekli kod yazarken hata alıyoruz. Hatta almadığımız zaman şaşırdığımız olabiliyor bazı durumlarda. Çünkü bu kadar alışmışız yani hata almaya. O yüzden ama hatayı aldığımız zaman da onu direkt birine sormak yerine onu nasıl çözeceğimize bakıyoruz. Çözemiyorsak araştırıyoruz ve bunun çözülmüşü var mı internette? Onları da söyleyeceğim nerelere bakmanız gerektiğiyle ilgili. Onlara bakıyoruz ve gene hiç bilmediğimiz, anlamadığımız bir şeyse tecrübeli arkadaşlarımız var mı çevremizde ya da internette sorabileceğimiz onlara danışıyoruz. Onlar da bize danışıyor bizim bildiğimiz, onların bilmediği alanlarda vesaire. Ama önce araştır. Öyle direkt hatayı gördüğün anda ben bunu hemen sormalıyım ve sorduğumda da hemen cevap almalıyım. Böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir zaman da görmeyeceksiniz profesyonel hayatınızda. Belirli kaynakları düzenli takip listesini almak diğer bir önemli konu kendimizi geliştirmek için. Çünkü bazı içerik üreticileri bu işi disiplinli bir şekilde yapıyor. RSS reader'lar vesaire kullanarak onların makalelerini ve içeriklerini alabilirsiniz. Bazı online eğitim ya da video içerik üreticisi firmalar düzenli olarak belli kategorilerde içerikler üretiyorlar. Bunları biliyor olmanız lazım. Bunları tek tek söyleyemem çünkü hangi alanlarla ilgilendiğinizi bilemem. Ama kendi kategorinizde hangi firma içerik üretiyorsa, hangi kişisel blog iyiyse onları belli bir takip listesi oluşturup düzenli olarak takip etmeniz gerekiyor. Bu hem genel kültür hem de kullanmasanız bile o alandaki yeni bir bilgiyi, yeni güncellemeyi diyelim, erkenden haberdar olup piyasada da kendinizi daha ön planlara daha hızlı çıkarabilmenizi sağlar. Emin olabilirsiniz buna. Ve hatalara karşı sabırlı ve dirençli olmak, kendini sorunlarla yüzleşmeye hazırlamak. Bunu aslında araştırmacı olmak ve diğerlerinde özetle söyledim.
pes etmiyor olmanız gerekiyor yazılımda. Yazılımda pes etme diye bir şey söz konusu değil, öğrenemezsiniz. Bu kadar net. Karşılaştığınız sorunlarda o sorunu çözmek için uğraşabilme sabrına sahip olmanız gerekiyor. İlk başlarda bu saatlerinizi, günlerinizi alabilir. Küçük bir sorun için birkaç gün uğraşabilirsiniz. Sonrasında o birkaç saate iner. Ondan sonra da onu öğrenmiş olursunuz aslında. Burada bir nevi hatalarla uğraşırken eğlenebiliyor olmanız gerekiyor. O hatanın sonucunu bulduğunuzda ya da çözümünü bulduğunuzda diyeyim, keyif alıyor olabilmeniz lazım. Aksi halde işkence gibi gelecektir yazılım size. Yani bu sorunları söylüyorum ki, çözüm yolunu da söylüyorum ki, gelecekte karşılaştığınızda neden böyle oldu demeyin. İşinizi sevmeye çalışın, seviyorsanız yapın. Günlük çalışma hedefleri belirlemek ve eğitimlere bölümler halinde odaklanmak. Bu da ayrı bir diğer konu. Günlük çalışma hedefi olması kendinizi geliştirmek için gereken bir durum. Birçok özellikle yeni başlarken herkes bir proje arayışına girer. Proje olursa şunu öğreneceğim, proje olursa bunu yaparım gibisinden. O proje de genellikle hiçbir zaman gelmez. Çünkü kendinize projeler üretebiliyor olmanız gerekiyor. İnternette birçok farklı sorunlar var. Farklı kaynaklarda, bloglarda işte bir algoritma sorunu verilir mesela. Onun takipçileri, o forumdaki takipçiler ya da sitedeki takipçiler onu çözmeye çalışır gibi durumlar var. Bunlar size ufak tefek projeler olabilir. Projeyi bütün halinde düşünmeyin. Bu aslında genel bir sıkıntı. Hani ben uygulama geliştireceğim başlangıçta. Böyle bir düşünce var. Gerek yok buna. Çünkü uygulamalar küçük küçük parçacıklardan oluşuyor. Sizin o parçacıkları yazabiliyor olmanız gerekiyor ki onları birleştirip bir proje haline getirin. Bu nedenle çok basit ve küçük düşünün. Basit işlemler yapın başlangıçlarda. Ondan sonra zaten orta seviye ya da başlangıç orta seviye ya da başlangıçta büyük proje olmayabilir ama orta seviye bir projede siz zaten elinizdeki bilgilerle bahsettiğim gibi küçük küçük yaptığınız bilgilerle bu projeleri de üretebiliyor olduğunuzu o zaman fark edeceksiniz. O zamana kadar fark edemeyeceksiniz işin gerçeği. Bu nedenle projeler önemlidir. Ve bir kişisel blog sitesine sahip olmak bu diğer bir önemli konu. Eğer kendinizi profesyonel olarak bu sektör içerisinde tutmak istiyorsanız, bir hedefiniz varsa gerçekten kişisel bir blog siteniz olacak. Bu temel bir gereksinim ve düzenli olarak bir şeyler yazmanız gerekiyor. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Neden kişisel blog? Bu birçok tecrübeyle sabit aslında. Birincisi size bir disiplin kazandırır. Düzenli olarak bir şeyler üretebiliyor olmak, içerik üreticisi olabiliyor olmak. Bu size bir disiplin kazandırır. Bu faydalıdır. Ayrıca kendinize ait bir ortamın olduğunu hem siz bilirsiniz hem de sizin çevreniz, sizi takip edenler bilir bu şekilde. Hem de şöyle düşünün. Bir iş başvurusu yapıyorsunuz. Diyelim ki üniversiteyi okuyorsunuz, mühendislik ya da herhangi bir şey önemli değil. Mühendis ya da üniversite okumanıza da gerek yok iyi bir yazılımcı olmak için. Bu da ayrı bir konu. Ayrı bir mit aslında. İşte X üniversitesinde mühendis olmuş ve PhD yapmış vesaire vesaire. Bunlar hikaye. Siz kendinizi geliştirip o bahsedilen üniversitelerde okumadan da profesyonel olabilirsiniz. Hem de o okuyanlardan daha iyi olabilirsiniz. Zihninizdeki bu sınırları yıkın o konuda. Blog sitesine dönecek olursak şöyle düşünün. Bir iş başvurusu yapacaksınız. Stajyer olarak ya da junior developer olarak bu karşı tarafta da sizi seçecek olan insanlar var. Ellerinde 5 tane CV var. 4 tanesi
Örneğin C# biliyorum diyor, SQL biliyorum diyor vesaire vesaire. Hepsi aynı. 5'i de hepsini biliyor. Ama bir tanesinin web site bloğu var ve bloğu incelediğim zaman ben bir profesyonel olarak içerisinde mantıklı, tutarlı ve düzenli bir sistem gördüğüm zaman, içerik gördüğüm zaman haliyle kesin olarak bu kişiyi seçerim. Eğer diğerlerinin proje anlamında ispatladığı ve gösterebildiği daha kaliteli şeyler yoksa bu web site sahibini seçerim ve onunla ilerlemeyi tercih ederim. Bu nedenle bu önemlidir. İnternet ve sosyal medyayı hedeflerin için kullanmayı öğrenmek. Bu internete girdiğin zaman zihin karıştırıcı çok fazla şey olabiliyor. Vakit öldürücü çok fazla şey var. Bu YouTube'da olabilir, Facebook'ta olabilir vesaire. Bu nedenle bunları kendi hedeflerin için kullanabiliyor olman lazım. Profesyonel olmak istiyorsan, profesyoneller kendi zamanını doğru yöneten insanlardır. Temel olarak, temel prensip de bu şekildedir. Bir YouTube'a girdiğin zaman karşına Arif'in attığı gol geliyorsa bu YouTube'un sorunu değildir aslında. Sizin hedeflemenizdeki bir sorundur. Sen SQL'de, C#'da ya da ABC teknolojisinde bir şey arıyorsan sadece ona odaklanman gerekiyor. Başka şeylerle zaman kaybetmemen lazım. Facebook'ta vakit öldürmek yerine yazılım ya da teknoloji ile ilgili ya da bilimsel sayfaları takip ediyor olmak, o gruplara üye olup oralarda içerik üretiyor olmak Facebook ve YouTube'u mantıklı kullanmayı sağlar. Aksi halde vaktin ölecek. Ya vaktini öldüreceksin ya da o vakti değerlendireceksin. Karar senin. Ve diğerleri de Twitter mesela benzer şekilde çok gerçekten profesyonel insanlar bir şeyler yazıyor. Teknoloji anlamında, bilimsel anlamda. Onları takip edin. Gereksiz bütün takipleri listenden çıkart mesela. LinkedIn çok önemli bunun için. LinkedIn'de kurumsal bir ağ bildiğiniz gibi. Orada da benzer şekilde sadece odağındaki kişileri takip et. Diğerlerinin içeriklerini boş ver. Ve düzenli olarak o içerikleri yenile. Yenilerini ekle, araştır vesaire. Medium ise profesyonel bir blog sistemi diyelim buna. Profesyoneller özgün içerikler üreterek buralara yazıyor. Bu herhangi bir alanda olabiliyor. Bilim, teknoloji, sanat vesaire. Özgün içerikler olduğu için onlar size değer katacaktır. Medium profiliniz de olmalı ve takip edin düzenli olarak. Araştırın da hatta bir şeyleri. GitHub, blog söyledim zaten. Blogs, onları araştırmanız ve takip listenizi almanız lazım. GitHub'da bir yazılımcının GitHub hesabı olmak zorunda bugün. Bu kadar net diyebilirim. Ve sadece olmaktan bahsetmiyorum. Orada bir şeyler üretmiş olman gerekiyor. Bu open source projelere katılmak da olabilir. Kendi yazdığın ufak tefek kod ya da programcıkları GitHub profilinde yayınlamış olmak da olabilir. Bunlar da mümkün. Bunları yapın ve düzgün bir yapıya sahip olsun. Çünkü bir yere iş başvurusu yaptığınızda bunları inceleyecek. GitHub profiline bakacak. Karşındaki kişi profesyonelse, değilse zaten senin orada ne işin var diye düşünebilirsin. Yani profesyonel birisi GitHub profiline, bloguna vesaire bakar. Bakmadan sana bir iş teklifi yapılmaz. Yapıyorsa da senin orada olmaman gerekiyor. Yanlış bir yerdir çünkü. Stack Overflow'da bizim için önemli mekanlardan bir tanesi yazılımda. Yani yazılımda herhangi bir teknolojide bir hatayla karşılaştığın zaman, Google'a yazdığın zaman ilk çıkanlardan biri mutlaka Stack Overflow'dur. Bir yardımlaşma derneği gibi düşünebilirsiniz orayı da. Herkes bildiği alanda bir şeyler yardımcı olmaya çalışıyor, soruları cevaplıyor vesaire. Orası da iyi bir ortam, enerji oluşturan bir alan. Takip edin, okuyun bol bol. Bir şeyler üretmeseniz bile okuyun en azından. Takip edin kendi kategorilerinizi.
Hazır olarak verilenleri sadece bir rehber olarak görmek ve sınırlarını zorlamak. Belki de bu işin en temeli bu. Sadece kurs izlemek, sadece içerikleri üretenleri takip etmek vesaire. Bunlar bir şey değil. Çünkü o adam yapıyorsa sen de yapabilirsin. Videoda anlatıyor. Adam X, Y, Z bir şeyler yapmış. Sen de onu bakarak yapıyorsun. Ama onları kendi zihninde yoğurup, değiştirip kendin bir şey üretebiliyor olman lazım. Bir rehber olarak, bir yardımcı olarak, hızlandırıcı program diyelim. Onları kullan ama hiçbir zaman onlara bağımlı kalma. Kendin araştır, hatalar yap. Hata yapmıyorsan öğrenemiyorsun demektir. Özellikle yazılımda. Kendini zorlamak zorundasın yani. Ve mevcut bilgiyle yetinme. Bu da diğerleriyle aynı. Ve rotasız gemi olmaz. Bu bir hedef belirlemek. Bu aslında temel gereksinimlerden biri hayatla ilgili. Hedefin ne? Yani bir şey öğreniyorsun ama oradaki hedefin ne? Okulda iyi bir not almaksa bu bir hedef değil. O öğretmenlerin ve sistemin seni zorlayarak o puanı almaya zorlamasıdır aslında. Sen onu aldıktan sonra işin bitmiştir. Yani bu senin için bir hedef değil. Sadece o notu almaya çalıştın. O kadar. O zamana kadar da dişini sıktın diyelim. Senin gerçek anlamda bu teknolojiden beklentin ne? Bunu öğrenip ne almak istiyorsun karşılığında? Çok para kazanmak mı? Kariyer olarak mı kullanmak istiyorsun bunu? Ya da bunu öğrenip bundan sonra başka bir şey daha öğrenip işte X, Y, Z alanında uzmanlaşmak, kendini markalaştırmak vesaire. Ya da X firmasına girmek. Çünkü o X firması bu teknolojiyi kullanıyor vesaire. Böyle hedeflerin var mı? Hedefin yoksa hedefin olmak zorunda. Hedefe giden bir plan da yapmak zorundasın aynı zamanda. Sadece hedefim var demek bir hayaldir. Bir plan yoksa, o plan içinde çalışmıyorsan. Ve motivasyonunu her an diri tutman gerekiyor. Kendini motive edemeyen başarıya ulaşamaz. Dışarıdan bir gaz, motivasyon bekleme. Bunu çok sık görüyorum çünkü. Şu olursa bunu yapacağım, bu olursa bunu yapacağım vesaire bir bakıyorsun. 5 yıl geçmiş halen daha o olursa bunu yapacağım diyen kişiler var. O yüzden senin motivasyonunu sağlamak zorunda olan kişi sensin. Senin eğitmenin de değil, sana bu bilgileri anlatan kişi de değil, senin ailen de değil. Sen bunu yapmak zorundasın. Çünkü bu hedef senin, kimsenin değil.